Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden karla günü. Ben yeni uyandım ve saçım başım tabii ki dağınık. Tipim de kötü. Ve bugün karla günü. Ben de her zamanki gibi karneye benimle hazırlanan videosu çekiyorum. Ama bu 15 saat için çektiğim son karne videosu olabilir. Çünkü ben artık 12. sınıfım. Ve seneye liseye gitmiyor olacağım. Bu arada hafif sesim kısık. Kusura bakmayın, biraz galiba şifaya kaptım. Ama yani şunu demek istiyorum. Seneye yüksek ihtimalle karne vlog yine çekerim bir şekilde. Üniversitede nasıl çekilir bilmiyorum. O yüzden burnum biraz kızarık çünkü dün gece yatarken bantlamıştım ve şu an böyle kızarık uyandım. Bu bant da burnun şekillendirmesine yardımcı oluyor. Bence biraz daha iyi görünüyor şu an burnum. Şimdi yeni uyandım. Saçlarımı bugün kuaförde yaptıracağım. Çünkü hep karne vloglarında evde yapıyorum normalde saçımı. Bugün bir değişiklik olsun. Annem hazır kuaföre gidecekti saçını boyatmak için. Dedim ki ben de ona gideyim. Hem saçımı fön çektiririm hem de videoya daha fazla bir şeyler çekebilirim diye düşündüm. Şimdi ben makyajımı yapacağım, giyineceğim. Kombinim de hazır. Siyahlar içinde olacağım bugün. Ve bugün 2 yıl sonra ya da 1 yıl sonra ilk defa takdir alacağım. Geçen sene teşekkür almıştım. Hatta 1 puanla mı yarım puanla mı ne kaçırmıştım takdiri galiba. Öyle hatırlıyorum. Bu sene bu dönem takdir alıyorum arkadaşlar. Onu da zaten videonun sonunda göstereceğim. Okula gideceğiz. Karnemi alacağız. Geleceğiz vesaire vesaire. Şu an saat sabahın erken saatleri yani 9.30-10 civarı bir şey. Ben uyanalı 1 saate yakın oluyor. Uyandım, kahvaltımı ettim. 12 gibi çünkü karneler alınıyor biliyorsunuz ki. Yani bizim okulda öyle. Şimdi gideceğim. Dişlerimi fırçalayacağım. Sonra makyajımı yapacağım. Makyajdan sonra giyineceğiz. Sonra kuaföre gideceğiz. Kuaförde saçlarımı yaptıracağız ve okula karneye almaya gideceğiz. O yüzden şimdi gidip yüzümü güzelce bir temizleyeceğim. Bir de dişlerimi fırçalayacağım. Hadi gidelim. Kombinimi önden spoiler göstereyim. Bu taşlı pantolonum ve üstüne böyle basic siyah bir crop düşündüm. Belki üzerine de Tommy kürkümü giyerim. Bu şekilde bir kombin yaptım ben. Yüzümü temizlemek için kullanacağım köpük bu arkadaşlar. Babor'un bir köpüğü. Böyle bunu kullanacağız şimdi. Ben şimdi yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım. Hemen makyaja geçiyorum. Öncelikle bu eraser kapatıcıyla Maybelline'in dibinde kalmış. Bütün yüzüme neredeyse kapatıcı uyguluyorum. Çünkü bugün makyajımın güzel görünmesini istiyorum. Belki fotoğraf falan çekiliriz. Şimdi de bu makyajı yaymak için bir fırça kullanacağım ama biraz pudra kalmış üstümde. Onu temizlemeye çalışıyorum şu an. Evet, şimdi bu kapatıcıyı yaymak için böyle bir fırçayla böyle yaydırıyorum. Bana TikTok'ta en çok gelen sorulardan biri makyajını nasıl yapıyorsun oluyor. Arkadaşlar makyajımı nasıl yaptığımla ilgili de belki ayrı bir video çekerim hani çok detaylı. Ama zaten siz benim hazırlık videolarımda falan görüyorsunuz genelde. Benim yaptığım makyajlar çok değişmiyor. Genelde aynı tarz makyaj yapıyorum. Değiştiği günler de oluyor. O yüzden belki bununla ilgili ayrı bir video çekmemi istiyorsanız belki çekebilirim. Neden olmasın. Burunum falan da biraz kızarık olduğu için kapatıcıyı bol bol sürdüm arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi de ne yapacağım biliyor musunuz? Esasen bende böyle Tinted Cream adlı bir şey var. Bunun Türkçe meali şöyle oluyor. Renkli krem. Bu BB krem de değil, kapatıcı da değil. Fondöten hiç değil. Bu gerçekten krem. Bildiğiniz krem. Sadece böyle renkli bir krem. Bunu ben okulda çok yüzüme krem gibi sürüp kullanıyorum. Yani okula gitmeden önce. Şimdi bununla da yüzümü şöyle bir geçeceğim arkadaşlar. Çünkü çok doğal bir bitişi var ve krem gibi olduğu için bilmiyorum daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum diğer ürünlere göre. O yüzden yüzümden şöyle bir geçiyorum bununla da. Kapatıcının üzerine sürerseniz güzel oluyor. Ama tek başınıza sürecekseniz hiçbir kapatıcılığı yok neredeyse. Sadece renk veriyor yüzünüze. Cilt tonunu eşitliyor diyebilirim. İçinde güneş kremi falan da var. İyice yaydırdıktan sonra bir de böyle büyük bir fırçayla üstünden geçiyorum ki güzel yayılsın. Evet, yüzüme iyice yaydırdım arkadaşlar. Şimdi en iyisi biz kaşlarımı yapalım. Yine Essence'in bir kaş rengi var bende. Bunu böyle kaşlarım üzerinden geçiyorum. Çok fazla geçmiyorum zaten. Çok bir boyası yok. Birazcık boya veriyor ve kaşlarımı tarıyor. Bu şekilde üzerinden geçiyorum. Sıra geldi pudraya. Benim en sevdiğim işlemlerden biri baking. Baking şu demek. Böyle gidiyorsunuz bir pudra alıyorsunuz. Yoğun bir pudra. Bunlara baking pudrası deniyor. Yani bakın üzerinde de yazıyor baking powder. Bu yüzünüze böyle ten rengi geçtiğiniz pudralardan değil. Bu göz altı ve çene kısımları için daha çok kullanılan bir pudra. Bunun işe yaradığı konuysa ne biliyor musunuz?
yüzünüzü çok daha pürüzsüz gösteriyor. Ve hani böyle anladın mı? Yüzünüzü pürüzsüz gösteriyor. Yani bu kadar. İşe yaradığı şey bu kadar. Şimdi alıyoruz ve göz altlarıma sürüyoruz. Ve kapatıcının üzerine sürmeniz gerekiyor bunu zaten. Bu şekilde cildiniz, yani sürdüğünüz fondötenler falan çok daha güzel duruyor üstü. Buraya da. Bunu galaya benimle hazırlanan videomda da yapmıştım hatta. Şöyle. Ay çok güzel görünüyor böyle. Bir de çeneme yapacağız. Her yerim pudra oldu. Bunu sakın giyindikten sonra yapmayın. Kalan pudrayla da alnımı hafif geçiyorum. Böylelikle kapatıcı sabitlenmiş oluyor. Daha zor bozulur. Daha uzun süre kalır yani. Şimdi bu pudra yüzümde birazcık kalsın ve otursun. Ben kirpiklere geçiyorum. Bugün şöyle bir düşüncem var. Bence takma kirpik takalım. Ama şöyle takalım. Bu benim takma kirpiğim çok uzun. Bunu ortadan kesip göz kenarlarıma koymak istiyorum. Hadi deneyelim. Bu arada yavaştan hızlı da hazırlanmam lazım. Hep bir zamanla yarışıyorum ama. Şimdi kirpiği tam ortadan kesmek istiyorum. Burası iyi galiba. Kestim. Ve bence tam ortadan oldu arkadaşlar. Şimdi bunu hemen yapıştırmam lazım ama yapıştırıcım nerede? Ay Allah'ım. Yapıştırıcım nerede? Şu an çok büyük bir sıkıntı içerisindeyim. Her şey dökülüyor. Şakasız her şey dökülüyor. Buldum. Bende iki tane var. Biri beyaz, biri şeffaf. Ama bence beyaz daha yapıştırdığı için beyazı kullanacağız. Kirpiklerin diplerine süreceğim ben bu yapıştırıcıyı. Şöylemsi. Bir de buralarıma süreyim azıcık. Yine kirpik diplerime. Şimdi bakalım iyi yapışacak mı arkadaşlar? Oldu galiba. Bence oldu. Diğer gözüme geçiyorum hemen. Bak her şeyi düşürüyorum. Benim düşürme hastalığım var. Sıfır şaka. Arkadaşlarım da sürekli söylüyor. Sen çok sakarsın, çok sakarsın diye. Bunu da takıyoruz. Ay oldu. Oldu. Hemen pudrayı yaydırıyorum. Pudrayı yaydırmak için yine bir fırça kullanacağım. Böyle üstünden geçiyorum pudranın hemen. Ve gördüğünüz gibi direkt yayılıyor. Çok kolay yayılıyor böyle pudralar. Şöyle. Tam olarak... Almadan hepsini şöyle yaydırdım. Şimdi allık kısmına geçiyoruz. Benim kullandığım çok tatlış bir allık var. Nerede o? H&M'den almıştım bunu yıllar yıllar önce. Ama şuradaki şu şeftali rengini hiçbir yerde bulamıyorum. Eğer böyle şeftali tonunda bildiğiniz bir allık varsa bana söyleyin. Mesela Rare Beauty'nin Bliss olanını kullanıyordum. O da bitti. Çok fazla allık kullanıyorum. O yüzden hep bitiyor. Şu an bir tek bunu bulabildim. Bir de Dior var ama Dior çok pembe. O yüzden onu kullanmayacağım. Aşırı tatlı bir renk ve bana sorarsanız Rare Beauty'den daha iyi bir rengi var. O yüzden böyle bir renk biliyorsunuz bana söyleyin. Çünkü bu allık satılmıyor artık. Hani 6 yıl önce falan aldım yüksek ihtimalle. Kirpik üstlerime de sürüyorum böyle kaş altlarıma. Böyle makyaj daha ağır da duruyor. Gözlere sürünce aldı. Şöyle yukarılara doğru sürüyorum. Ve bitti allık kısmı. Şimdi maskarayla arkadaşlar gözlerimi şu içimdeki kirpikler süreceğim. Kirpik altlarıma da sürüyorum. Alt kirpiklerime. Oldu mu? Bence oldu. Sadece dudak kaldı. Dudağıma da biraz böyle Maybelline'in bir ucunu süreceğim öncelikle. Evet arkadaşlar makyajım bitti sayılır. Hatta bitti yani artık ben yapacak başka bir şey bulamıyorum. Son bir highlighter geçeyim şöyle burnumun üstüne. I still got some love deep inside of me. No need lie to me. I know you got a guy. He's not a guy to me. Just say goodbye to him. Bu mesela bu makyaj şu an gündelik makyajıma göre daha ağır bir makyaj. Ama bence okey ya. Zaten bu makyajın yarısı uçacak. O yüzden ben bol bol sürüyorum ürünleri. Daha karnım ama bir saat falan var. Hatta daha fazla. Yo tam bir saat var galiba. Evet arkadaşlar şimdi makyajımı bitirdim. Şöyle üstünden geç. Ay bir türlü bitiremedim ya. Evet arkadaşlar makyajımı bitirdim. Bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi giyiniyorum. Giyindikten sonra kombiyemi göstereceğim. Sonra da sizinle birlikte kuaförün yolunu tutacağız. Boom! Arkadaşlar giyindim ve kombinim böyle çok hızlı bir giriş oldu ama. Gördüğünüz gibi üstüme böyle siyah bir crop giydim. Takılarımı da göstereyim. Böyle halka küpelerim var her zaman taktığım. Hiç çıkarmadığım bir kolyem var. Bir de altıma böyle parıltılı bir kot pantolon giydim. Bu kotu daha önce bir kere daha giymiştim. O yüzden belki bazılarınız biliyordur bile. Hatta üstüne de uzun kollu siyah bir şey giymiştim. Şimdi makyajımı da şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi aslında çok da fazla bir makyaj değil. Ama şu kapatıcılarım falan çok böyle pürüzsüz duruyor. Baking sayesinde, pudra sayesinde. Şimdi sizinle birlikte kuaföre gideceğiz. Saçlarıma bu spreyi sıkacağım. Bu spreyi fön ısısından falan koruyor. O yüzden sıkıyorum. Gerçi kuaförde saçımı yıkarlar yüksek ihtimalle ama sıktım yine de. Bir de çok güzel kokuyor. Ve parfüm olarak tabii ki de her zaman kullandığım parfümü sıkacağım ama şu an bulamıyorum.
Essence Glossomlari. Gerçekten yok. Şu an Eros'u bulamadım. O yüzden diğer parfümü sıkacağım bunu. Bu bitmek üzere ve çok seviyorum. Ve bitecek. Bir daha almam gerekecek. Çok mutsuzum. Bu çok güzel kokuyor bence. Herkese hitap etmez ama bence mükemmel bir koku. Yani bunu kesinlikle bir daha alacağım. Şimdi bir de çanta hazırlayacağız. Çünkü karne almaya gidiyorum. Ve bugün karne günü olduğu için karne sonrasında arkadaşlarımla da buluşacağım. O yüzden böyle çanta hazırlayacağız bana şimdi. Arkadaşlar Longchamp'imi takacağım ve bana niye bu kadar büyük bir çanta alıyorsun diye sormayın. Kombinime biraz absürt kaçıyor pembe renk biliyorum ama cüzdanımı da karnemi de işte yanıma aldığım sweatshirt'ı da koymak için en iyi çanta bu. Çünkü öbür çantalarımın hepsi şu kadar boyutta ve karnem falan asla sığmayacak. Benim de karneyi tutamayacağım için böyle bir çanta alıyorum. İçine cüzdanımı koyuyorum. Sweatshirt'ımı koyuyorum. Bir tane body mist'imi koyacağım. Bir de böyle bir gloss koyacağım arkadaşlar yanıma. Şöyle yan cebime koyayım hatta. Başka da bir şey koymayacağım. Bunu da böyle kapatıyorum. Kürkümün üstüne böyle giydiğimde çok daha büyük durmaz inşallah. Böyle durdu. Ben artık çıkıyorum. Aşırı heyecanlıyım bu arada. Arkadaşlar kütüphaneye gideceklermiş. Bugün karne günü. Lütfen kendinize gelin ve daha karne gününden kütüphaneye gitmeyin. Gerçekten şaka gibiler. Annie, I'm ready. Annem gitti mi? Biliyorsunuz ki bugün benim Malaf İstanbul'da karneden sonra buluşmam var saat 4.30'da. Ben de birazdan karnemi alıp arkadaşlarıma merhabalaştıktan sonra, oturduktan biraz sonra Malaf'a gideceğim. Ve orada sizinle buluşacağım. Şu an 3. salon açılmış. Daha ön satışlardan 2 salon bitti bile. Lütfen hepiniz biletlerinizi ön satıştan alın. Ön satıştan alamıyorsanız gişelerden de alabilirsiniz. Bunu da bana çok sordunuz. Zaten shortslardan duyurusunu yapmıştım. Pazar günü de Torium AVM'de olacağım. O gün 4'te orada olacağım. 4.30'da da sinema seansına gireceğim. Şu anlık buluşmalarım bunlar. Daha fazla olursa zaten size duyurusunu yapacağım. Ama benden sürekli buluşmayı istiyordunuz. O yüzden Malaf'ı kesinlikle kaçırmayın. Torium'u zaten kaçırmayın. Malaf saat 4.30 değil. Malaf saat 4'te arkadaşlar. Demin 4.30 dedim galiba. Malaf'taki buluşma saat 4'te. Sinema 4.30'da. Yani bizimle buluşmak istiyorsanız 4'te gelin. Sinemaya da 4.30'da gelin. Biz sinema salonuna da gireceğiz. Sizinle beraber film izleyeceğiz belki de. O yüzden lütfen Malaf'ı kaçırmayın. Çok güzel bir buluşma olacak. Şimdiden 150-200 kişinin geleceği kesin çünkü seanslar full doluyor şu anda. 3. seans açılmış bile. Şimdi arkadaşlar ben çıkıyorum. Karne almaya gideceğim. Ama öncesinde kuaföre gideceğim. Hadi anne. Aşk sınır bilmezdi olsa kendime taş kırılır. Ay ezan okuyormuş ya. Kombinim böyle oldu arkadaşlar. Kürküm yani bu peruş kürküm. Gerçek kürk değil. Bana 10 beden büyük ama başka siyah giyebileceğim bir şeyim yok. Bunu da yeni aldım o yüzden bunu giydim. Makyajım çok güzel oldu ya valla. Hayatımda yaptığım en iyi makyajlardan biri. Baksanıza kaşım yok gibi duruyor burada. Neyse ne yapayım. Gerçekten kaşım çok seyrek ya. Şurası çok seyrek. Ama sadece şurası yani yarık izi. Sadece şurası yarık izi gibi bir şey var. Nedenini ben de bilmiyorum. Annem de saçını boyatmaya geldi. İkinciye geliyor. Arkadaşlar şu anda saçım bitti. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde fön çektirdim. Bu şekilde fön çektirdim arkadaşlar. Şimdi hemen karneyi almaya gitmem lazım. Şimdi ben kuaförden çıkıyorum. Karneyi aldıktan sonra eve gidip karnemi göstereceğim. Bakalım hangi belgeyi almışım. Şimdi okula doğru yürüyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım hangi belgeyi alacağım. Orada ters ışık biraz ama gidiyorum şu an. Bence saçımı düzleştirmem de bayağı iyi oldu bu arada. Kombinimle çok uydu. Böyle. Şu an böyle görünüyorum. Biraz erken uyandım bugün için. O yüzden artık yoruldum. Okuluma yaklaştık. Şuradan görünüyor hatta. Hızlıca gidiyorum şu an. Karne aldığım için mutluyum tamam ama en çok mutlu olduğum konu aldığım belgede saklı. Aldığım belgeyi de şimdi göreceğiz. Bir de 15 saate giriyoruz. 2 hafta boyunca yatacağım. Onun için de mutluyum. Evet arkadaşlar okula geldik. Çok heyecanlıyım. Bakalım hangi belgeyi aldım. Hadi bakalım bismillah. Bir de bir giriyorum şu merkez ders işiyor. Ne gülerim. Ben okula gitmedim tabii ki bugün. Ders işleniyor muydu? Ders var mıydı bilmiyorum ama okula gitmedim. Of. Bayılacağım. Hadi. Çok gergin.
Şu an o kadar mutluyum ki size anlatamam. En son galiba ya 10. sınıfta ya 11. sınıfın ilk döneminde almıştım. Uzun bir aradan sonra takdir aldım. Şöyle TC'm falan görünmeden göstermeye çalışıyorum şu an. Şimdi eve gidiyorum. Eve gittiğimde takdir belgemi güzelce bir inceleyeceğiz tabii ki. Bakalım diğer derslerden notlarım neler. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim ve özel bilgilerimi bantladım. Takdir belgemi size şöyle gösterebilirim. Çok güzel bir belge gerçekten. Not ortalamalarım da gayet yüksek, güzel. Ve bu dönemi çok güzel bir şekilde geçirdim. Bana yazı olarak şöyle bir şey yazmışlar. Sevgili Cansu, güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başının tüm hayatım boyunca seninle birlikte olmasını diliyorum yazmışlar. Güler yüzlü bir insan olduğumu her zaman söylerim. Ve gördüğünüz gibi buraya da yazılmış. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım herkes istediği belgeyi alır. Eğer alamadıysanız da üzülmeyin. Seneye ya da bir sonraki dönem alırsınız umarım. Ben şimdi buradan Malof İstanbul'a geçiyorum. Çok yoğun bir gün olacak benim için. Kardeş Sakın filmimizin seyircili gösterimleri oluyor. Bugün Malof İstanbul'da olacağız. Saat 4'te. 4.30'da da birlikte sinemaya gireceğiz. Pazar günü de Torium AVM'de olacağız. Yine saat 4'te söyleşimiz olacak. 4.30'da da birlikte seanslara gireceğiz. Eğer siz de gelmek istiyorsanız biletlerinizi ön satışlardan alabilirsiniz ya da oraya gidip kişilerden de alabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay. İyi tatiller.